Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün aracımızı lokal boya işlemleri yapacağız. Tofaşımızı artık garajımızdan çıkarttık. Ufak tefek işleri kaldı. Onları hallettikten sonra bir ufak test yapacağız. Daha önce de ben aracı kullandım. Birkaç yere böyle gittim geldim. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım araçta. Sadece ufak tefek kaputa işlerimiz vardı. Onlar kalmıştı. Onları yapmak için de tabii ki tecrübemiz yoktu. Şimdi onun için araştırma yaptım ve nasıl yapılacağını öğrendim ve sizlerle paylaşma gereği duydum bunu. İlk olarak aracımızın renginde tüpe boya bastırdım, yani sprey boya. Aracımızın koduna göre, bizim aracımızın kodunu söyledim, internetten getirttim. Bu şekilde boyamız var. Daha sonradan işte şöyle gerekli diğer malzemelerimiz var kaporta işlerini yapmamız için. Şöyle hemen açalım kutumuzu. Evet, kutumuzu açtığımızda şöyle kenara aldım kutuyu. Kenara aldım. P600 şöyle zımparamız çıktı. Bununla astarımızı zımparalayacağız. Buradan da P2000 zımparamız çıktı. Bununla ince zımpara yapacağız. Yani zımparanın kalınlığı ne kadar artarsa o kadar daha etkili bir iş yapacağız. Yani yeni boyadan eski boyaya geçişlerde, yani lokal boyamız fazla belli olmasın diye bununla zımparalama işlemlerini yapacağız. İki tane var. Bir tanesi de P1000'lik olacak. Şöyle. İki tanesi P2000'lik. Normalde ben 1000'lik söylemiştim ama olsun. İkisi 2000'lik de işimi görür. Daha önceden hazırlamış olduğum malzemeler var. Bunlar benim kendi atölyemdeki malzemeler. Bunları da macunluğumuzun kaba işlerini yapmak için P80, P120, P220 zımparalar. Bunlar da kaba işlemini yapacağız. Burada da boyamız var. Genel yüzey astarı diye geçer. Bu metal işlerinde de olsun, her işlerde kullanabiliriz. Bu da astarımız. Bunu da kenara alıyorum. Burada da olmazsa olmaz macun. Bu macunsuz bu işlemi yapamayız. Çünkü macun çekmeden yapılan işlemde yani sıkıntılar meydana gelebilir. Çünkü kaportayı metale kadar sürdüğümüz zaman direkt macunsuz sürersek hep böyle izler belli olacak. Yani bu macun bu izleri yani pürüzsüzleştirecek, yani o zeminimizi. Ondan dolayı kullanacağız. Bu şekilde iki tane gelmiş. 2 kiloluk söyledim. Bu şekilde gelmiş. Demek ki fazla koymuşlar bu arada ürünleri. İki tane şöyle sertleştirici var. Yani normalde ayrı ayrı demek ki geliyor. Çünkü normalde tek gelmesi gerekiyordu. Burada da pastacıla değil mi bu? Aynen. Bu pastacıla. Bu pastacıla ile de ise yeni boyayla eski boya geçişini, yani zımpara işlemini yaptıktan sonra, mesela şu an 2000 zımparayla zımparaladıktan sonra pasta atacağız ki yeni boyayla eski boya arasındaki renk ton farkını ortadan kaldırabiliriz. Adamlar fazla fazla göndermişler. Yani şaşırttılar beni, bilmiyorum hediye olarak mı gönderdiler ama bunlar bu şekilde polikorun ürünleri. O zaman bu pasta değil. Şunlara bakabilir miyim? Yani kutuyu sizlerle birlikte açtığım için ondan dolayı, ama bu ikisi pasta diyebiliyorum. Yani burada yazmıyor üstünde, bunu bakacağız şimdi. Bunlar sertleştirici büyüklükler, çünkü genelde böyle kutuların içinde böyle tüpler halinde sertleştirici gelir. Bunlar ne işe yarıyor diye bir soru olursanız, bunlar kaporta macunu çektikten sonra çabuk kuruması için, yoksa bu olmadan kaporta macunu, yani şu macunu çekerseniz aracınızda sıkıntılar meydana gelir. Yani macun donmaz. İsterseniz 2 gün bekleyin, bu macun kurumayacak. Ondan dolayı zımpara işlemine geçemezsiniz. Zımpara yapmaya kalktığınızda ise macun böyle yapışacak zımparaya. Ondan dolayı yapamazsınız. Bu da pasta. İnce pasta buymuş. Yani bunların iki hepsi sertleştirici deniyor. Normalde bu tüple birlikte ikisi bir geldi. Bunu bakın, ondan sonra sizlere de söylerim. Bu şekilde malzemelerimiz var. Malzemelerimiz bu şekilde. Şöyle ince pasta. Bir de yama tineri olsaydı iyi olacaktı. Bu lokal boya işlerinde olması gereken parçaların hepsini size sıraladım. Tekrar söylüyorum. Boyamız şöyle kenara alıyorum. Astarımız. Daha sonradan şöyle çelik macunumuz. Daha sonradan şöyle ince pasta. Pasta işleminden sonra cila da gerekir. Ancak ben cila edemeyeceğim.
Eğer renk ton farkı olursa cilayı da ona göre yaparız. Burada bu da sertleştirici büyük ihtimal. Buraya alıyorum, ona bakacağım ne olur bilmiyorum şu an. Normalde pasta diyebiliyordum onu ama burada ince pasta göndermişler. Burada da P120 zımpara, P80 zımpara. Genelde yani bizde P120 ya da P220 olması gerekmiyor. Yani sadece P80 olsa da yeter. Bu şekilde zımparalarımız. Burada da P2000 zımpara. İki tane. Şöyle P2000 zımpara. Ondan sonra da şöyle astarımız zımparalar için P600 zımpara. Bu şekilde malzemelerimiz tamamlandı. Daha sonra işte lokal boya işlemlerine geçelim. Macun nasıl yapılacağını, yani bu ayarını, genel polyester macunla sertleştiricinin nasıl yapıldığını da, karışımı nasıl ayarlandığını da size söyleyeceğim. Ve işlemlere geçelim. Çok fazla uzatmaya da gerek yok. İlk olarak yapılacak işlem, eğer aracımızda pas veya çürük meydana gelmiş ise, yani ya gelmese de zımpara işlemi yapacağız ilk başta. Zımpara işlemini, şöyle bir zımparanız var ise, yani bu ne kadar kalın olursa o kadar iyi. Mesela ben P80 kullanacağım. P60 olursa da daha kalın olduğu için daha iyi yüzeye temizlik yapabilirsiniz. Yani demire daha rahat ulaşabilirsiniz. Demirde paslar meydana geldiyse de o pasları arındırmanız gerekiyor. Çürük varsa çürüğü de güzel bir şekilde zımparalayıp metali iyicene pürüzsüz hale getirmeniz gerekiyor. Çürük macunlarsanız şöyle bir sıkıntı olur. Yarın öbür gün 2 sene ya da 3 sene sonra ya da 1 sene sonra, bu hiç belli olmaz, macunumuz atma meydana gelebilir. Bunu söyleyeyim, bu macunlama işlemi geçici bir işlemdir. Bu sadece aracımızı ötemiyorsunuz. Yani bu yaptığımız işlem aracımızın onarım işlemini biraz daha öteliyorsun. Zamanla geçtikçe oraya bir parça kaynatıp beklememiz gerekecek. Bu şekilde yaptığınız zaman ne olacak? 2 sene, 3 sene rahat bir şekilde kullanacaksınız. Daha sonra yine aynı şekilde olan paslanmalar meydana gelecek. Paslar ise pası çözersiniz. Ancak orada çürümeler meydana geldiyse, çürümeyi dediğim gibi oraya bir metal eklemeniz gerekiyor. Tabii ki macun yaparken de bunun ömrünü uzatmak mümkün. Bunu uzatabilmeniz için şöyle bir şey yapabilirsiniz. Eğer çürük olan bölgeye demirler oluyor, böyle delikli demirler oluyor. Bu demirin adını unuttum. Onu resimli olarak görselde ya sağda ya solda bunu göstereceğim. Bu demiri kullandığınız zaman, bu demirin de üstüne macun çektiğinizde yaptığınız işlemin ömrünü uzatmış olursunuz. Eğer şöyle bir makineniz var ise, zımpara makinesi bu, E&L marka. Bunu daha önceden atölye malzemesi olarak göstermiştim. Bu makine işimize çok yarıyor. İnce olan yerlere mesela, küçük mesela zımparayla zorlandığımız yerlerdeyse falan, bu da çok yardımcı oluyor. Ben sadece çamurluk işlemini yapmadım. Dediğim gibi başka da bir şey yok. Çürüme meydana geldiyse, benim şu an çürüme veya başka bir şey yoktu. Benim yapma sebebim ise, aracı garaja sokarken aracımız basık olduğu için orada bir macun çatlağı vardı. Benim de gözü ister istemez rahatsız edici olduğu için bir de paslanmalar meydana gelmişti. Çünkü macun çatladığı için içine bir sürü su doluyordu. Oraya su doldukça orayı çürütecekti. Şu an oradaki demir var. Yani orada çürüme meydana gelmedi. Ben sadece paslanma olduğu için bu şekilde macun yapacağım. İlk başta zımparayı yaptıktan sonra ikinci işlemimiz ise macunlama işlemi. Yani macununuzu hazırla. Nasıl macun hazırlayacağımızı da size göstereyim. Macununuzu hazırlarken macun çabuk kuruyacağı için az bir şeycik alırsanız daha iyi olur. Çünkü çok fazla koyduğunuzda eğer işlemi hızlı bir şekilde yapamazsanız macununuz kuruyacak ve çöp durumuna gelecek. Ondan dolayı azar azar kullanırsanız daha iyi olur. İlk olarak yuvarlak bir şekilde macununuzu halka oluşturun. Daha önceden ben karıştırmıştım macununuzu. Macununuzu karıştıktan sonra alın içinden. Bu şekilde yuvarlak halka oluşturduktan sonra üzerine sertleştiriciyi dik bir şekilde şöyle şekilde indirdiğinizde yeterli miktarda geliyor. Daha sonra bunu güzel bir şekilde karıştırmanız gerekiyor. Hemen ufak böyle bir iki kere karıştırıp da bırakmayın. Ben burada şimdi göstermek için fazla karıştırmadım. Kamerayı kapattıktan sonra bayağı bir karıştırdım. Macun sertleştiriciyle karışsın ki macunumuz da iyi bir kıvam alsın. Bu işlemi yaptıktan sonra 5 dakikada macunumuz kuruyor zaten. Macunumuz kuruduktan sonra P80 zımparayla ilk başta zımparanın kaba olanını aldım. Kaba zımparalama bittikten sonra P120 ile zımparamızı daha pürüzsüz hale getirmeye başladım. P120 yaptıktan sonra da P220 ile işlemi sonlandırdım. Bu şekilde yapılan işlemde elinizi hiçbir şekilde takılma, pürüzlenme meydana gelmemesi gerekiyor.
macundan sonra astar işlemine geçmeden önce kutuyu 2-3 dakika çarkalayın. İşlemi biraz daha kolaylaştırmak istiyorsanız da sprey kutumuzu ılık suda bir 2-3 dakika bekletirseniz spreyimiz daha iyi uygulanacaktır. Yapmasanız olur, ancak yapabilirsiniz. Bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Astarı boyarken 20-30 cm uzaklıktan boyarsanız akıntı yapmasını önlemiş olursunuz. Bu arada da ilk astarımızı attıktan sonra 20 dakika sonra ikinci astarımızı atabilirsiniz. İkinci astarı attıktan sonra en az 4 saat kurumasını bekledikten sonra zımpara işlemine geçebilirsiniz. Zımparayı da 600'lük zımparayla yapıyoruz. Boyayla kaportun olduğu kısımları iyice zımparalarsanız boyayı birbirine kaynatmış olursunuz. Zımpara yaparken de su kullandım. Yani köpüklü su kullanırsanız daha da iyi olur. Köpüklü suyla zımparalıyoruz. Tekrar söylüyorum. Kaportayla astarımızın olduğu kısmı, yani uç kısımlarını, birleşim yerlerini iyi zımparalayın ki kaportayla, yani beyaz olan kısımla astarlı kısmı birbirine kaynatın ki düzgün bir görüntü elde edelim, pürüzsüz bir görüntü elde edelim. 600'lük zımpara zaten ince olduğu için astarımızdaki zımpara izlerini de yok ettiğimizde pürüzsüz bir görüntüye sahip olacaksınız. Astarlama işlemimizi bitirdik, zımpara işlemimizi bitirdik ve son olarak da boyamızı vurduk ve boyamızı vurduktan sonraki görüntüyü burada görebiliyorsunuz. Astarda yapılan spreyleme işlemlerinin aynısını boyada da yapıyoruz. Yalnız maskeleme yaparsanız daha iyi olur. Ben maskeleme yapmadan yaptığım için kenarlarda sıçrama yaptım. Bunları temizlemek zor olacak. Bunu söyleyeyim, maskelemeyi mutlaka yapın ve sonuç ortada, videoda da görebiliyorsunuz. Bundan sonra pasta işleme geçeceğiz. Yalnız pasta işlemini hemen yapmayacağız. Çünkü pasta işleminin için belli bir süre var. Bu kimisi 2-3 gün diyor, kimisi 2 hafta, kimisi 1 ay sonra diyor. Ben bunu 2 hafta olarak tekabül edeceğim. Yani 2 haftalık bir süreden sonra pasta cila işlemini geçeceğim. Kaba temizliğimizi bitirdik ve şimdiki görüntüye bakın. Arka bagajımızı da düzenledik. Boya aşamalarını gördünüz. Sormak istediğiniz bir şeyler varsa yorum kısmında belirtirseniz ben de size destekleyelim, yani yardımcı olurum ne yapmanız gerektiğini. Bu şekilde ben amatör bir çalışmayı sergiledim lokal boya işin. Tabii ki daha da profesyonel yapılanlar var, ancak elimizdeki imkanlar doğrultusunda yapılan bir işlem olduğu için bu şekilde yaptık. Tabii ki eksik malzemeler vardı, söylemiştim. Yama teneri daha olsa, yüce temizlik teneri de olsa biraz daha profesyonel olur. İlerleyen zamanlarda bunlar da olur. İlk yaptığımız bir proje benim için bu. Ondan dolayı böyle bir eksiklerimiz meydana gelebiliyor. Tekrar şöyle söyleyeyim. Yorumlarda hani takıldığınız bir yer olursa siz de yapmak isterseniz ben yorumlarda size yardımcı olurum. Bir de bana sorulan sorular vardı. Aracımın bagaj kabini ölçülerini sormuştunuz. Bunu cevaplayacağım. Daha sonra aracımızdaki bu müşürler, yani manifold müşürleri ne işe yaradıklarını söyleyecektim. Onların hepsini soru cevap adlı bir video yapacağım. Çünkü bu video çok uzun oldu. Bir de bu videoyla diğer videoları karıştırmayayım diye bu şekilde düzenleme yaptım. Normalde bu videoda söyleyeceğim söz vermiştim. Ancak diğer videoda ayrı bir video olarak yapacağım yani. Soru cevap olarak yapacağım bu videoyu da. Bu şekilde sizi beklettim. Kusura bakmayın tabii ki. Soru cevap çok uzun sürdü. Bir de ayrıca bir arkadaşımız da elektrik aksamlarıyla ilgili sorusu vardı. Bu elektrik aksamları ile ilgili videoyu da ayrı bir şekilde belirteceğim. Ancak hava şartlarından dolayı fazla bir işlem yapamıyorum araca. Bunları yapacağım. Gelecek videolar. Bunlar hepsi aklımda. Unutmadım bunları. Bir diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın bu arada. Görüşmek üzere.